Tiki Taka yeniden sokaklarda ve bakın karşımızda kim var sevgili Boran Kuzum. Boran, sinemadan çıkıyorsun. Irmak hoş geldin. Hoş bulduk, ne var ne yok? İyiyim. Film Festivali şimdi İstanbul'da. Filmden çıktın? Kadıköy sinemamızdayız. Evet ya, Kadıköy. Druk diye bir film izledim. Thomas Winterberg'in. Nasıl, güzel miydi? O zaman sonra ilk defa sinemaya geldim. Burada da çok güzel şeyler yapmışlar, böyle plakalar seyirciler arasında. Biraz tabii zor maskeyle izlemek 2 saat ama özlemişiz sinemayı. Evet, Kadıköy sinemasını da yaşatmak için birçok kampanya yapıldı. Sen de aldın mı koltuğunu yoksa? Aldık. Peki hala ne tarafa doğru gidelim? Şu araya doğru gidelim mi? Biraz daha tenha olur belki. Şu sokaklara gidelim. Haydi. Ne haber abi, nasılsın? İyiyim, yeni bitirdik çekimleri. Bir sene oldu neredeyse biz ilk hikayeyi okumamızdan sonra. Tabii bu pandemi durumlarından dolayı biraz ertelendi çekimler. Neyse ki sağlıkla bitirdik. Çok keyifli geçti ya. Hiçbir sahne yok böyle bugün de sete gideyim rahat rahat oynayabileyim diyeceğim. Hepsi böyle çok zor kompakt sahneler. Yani umarım iş bütününde de bizim sette aldığımız kadar keyifli olmuştur. Saygıda Savaş isimli karaktere rol verdin. Sence Savaş'ı en iyi anlatacak 3 kelime ne olabilir? Adil, vicdan sahibi ve kaybedeceği hiçbir şey olmamasından gelen cesaret. Peki hangi özelliği sende olsun isterdin? Metanet. Peki kendinle Savaş arasında ortak yanlar görüyor musun? Evet, yani ben de çok vicdanımla hareket ediyorum genelde. Savaş'ta biraz sosyal ilişkilerinde daha böyle küçük bir çevreyle kalmayı tercih eden bir karakter. Ben de biraz daha öyleyim o anlamda. Bunlar sanırım benzer özellikler. Savaş'ı canlandırırken benimsemekte en çok zorlandığın yanı ne oldu? Yani bu büyük spoiler içereceği için şu an söyleyemem sanırım ama vicdanıyla yaptığı muhakeme sonucunda çıktığı yol diyeyim şimdilik. Peki o zaman şöyle sorayım. Gerçek hayatta Savaş'la arkadaş olur musun? Telefonlarını şöyle açar mısın? Şöyle söyleyeyim sana. Ben Savaş'ı canlandırırken aslında gerçek bir arkadaşımdan yola çıktım. Arkadaşım tabii ki bu eylemleri yapmıyor ama karakter özellikleri olarak çok yakın bir arkadaşımla çok benzer buluyorum. O yüzden zaten arkadaşım. Çok da yakın bir arkadaşım. Peki gerçek hayatta Ercüment Çözer'le arkadaş olur musun? Yok. Olmaz. Sahi Ercüment Çözer nasıl biri? Biraz psycho tabii. Yani onun kendi kurduğu bir adalet sistemi var. O sistemi kabul etmek ve bunu legalize etmek çok zor ve çok doğru da değil. O yüzden o kendi başına bir anti kahraman olarak, kurgu karakteri olarak gayet güzel. Arkadaş olarak değil. Tabii bu arada şimdi saygı çok büyük bir toplumsal yaraya da parmak basıyor Boran. Dizi diğer işlerden sence ayıran başlıca şey ne? Şimdi her işin, bu benim için de zamanla değişen bir fikir aslında. Yani her işin illaki bir öğüt vermesi ya da bir şey anlatma çabası içinde olması gerekmiyor. Ama şunu çok kıymetli buluyorum ben. Yani bazı filmleri izlediğin zaman ya da bir kitap okuduğun zaman seni harekete geçiren işler oluyor. Bu filmi izledikten sonra yapmak istediğin kısa bir yürüyüş de olabilir. Ya da eski bir arkadaşını arama isteği de olabilir. Bizim işin de biraz öyle olduğunu düşünüyorum. Yani insanları böyle kendi sosyal hayatlarıyla ilgili sorguya alacağı, bir sürü şeyi zihinlerinde tartacağı bir his işi olduğunu düşünüyorum. Peki Saygı dizisini 3 kelimede tanımlamanı istesem hangilerini seçersin? 3 kelimede bir diziyi tanımlamak, hadi bakalım. Maceracı, sorgulayıcı ve bütün bu şeyine rağmen eğlenceli ya. Peki Boran, dizide kendi karakterine yakın hissettiğin diğer karakterler hangileri? Sanırım yok. Hmm. Ya çok zor karakterler var dizide. Hepsi nevi şansına münhasır. Evet. O yüzden yok. Peki Savaş ve Helen için 2020 Bonnie ve Clyde yakıştırmasına 10 üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden 8 vereyim. Helen ve Savaş mı, Hilal ve Leon mu? Miray'la oynayacağım 3. iş. İkisinin de yeri çok ayrı. Biri bizim beraber büyüdüğümüz zaman Miray'la. Diğeri daha artık hayata başka bir yerden baktığımız noktada çektiğimiz bu iş. Hilal ve Leon'un yeri tabii ki çok ayrı. Ama bu hikaye de çok, ondan çok farklı ve yani onun o hissini aratmayacak kadar da güzel bir iş. Evet, yani kısacası Miray. İkinci Peki iş. En sevdiğin üç özelliğini sayabilir misin? Yani beraber çalışması inanılmaz keyifli bir insan. Çünkü bir şey oynarken duyguları doğal yoldan çıkıyor, çok gerçek bir yerden. Bu tabii benim için de, benim işimi de çok kolaylaştıran bir şey. Çünkü benim kolay çıkaramadığım sahneleri onun yardımıyla çok rahat çıkarıyorum. İnanılmaz iyi bir arkadaş. Her konuda sohbet edebiliyoruz. Peki bir özelliğini değiştirme hakkım var. Hangisini değiştirirsin? Miray'ın mı? Evet. Yani bir özelliğini değiştirmek istemem ama onun da değiştirmek istediğini bildiğim için
O çok gerçekten çok kibar bir insan ve sosyal ilişkilerinde de çok güzel bir insan. Bazen bu kibarlığından dolayı benim de aslında bir özelliğim bu. Söylemek istediğimiz şeyi çok net bir şekilde söyleyemiyoruz bazen. Karşıdaki kişinin alınmasından ya da bozulmasından korkarak. Sanırım bu. Sence bu soruya o nasıl cevap verirdi? O da aynı şekilde cevap verirdi bence. Çekerken en çok zorlandığınız sahne? Benim bu şey, çok külüstür bir araba kullanıyorum, düz vites. O arabayla çektiğimiz her sahne. Boran, bugüne kadar verdiğin röportajlarda ulan biri sorsa da anlatsam dediğin bir şey var mı? Yok galiba ya. Çünkü sanırım böyle bir şeyleri açıklamaktan çok işle seyirciye ulaşmak daha güzel geliyor. Kabul etmediğine pişman olduğun bir proje oldu mu? Yok, olmadı hiç. Peki keşke canlandırsam dediğin bir sinema karakteri var mı? O kadar çok var ki. Mutlaka vardır gerçi, evet. Soruyu öyle revize edebiliriz. Yani ilk aklıma gelen ama en sevdiğim filmlerden de biri olduğu için Magnolia'da Tom Cruise'un oynadığı karakter. Peki oyunculuğun istediğin şey olduğuna ne zaman ve nasıl karar verdin? Aslında biraz böyle çok karmaşıktı benim için o dönem. Daha kendimi tanımadan önce bize meslek seçmek dayatılıyor ya eğitim sisteminden dolayı. O yüzden biraz da böyle çok içinde mutlu olmadığım şeyleri deneyimleyerek doğruyu buldum ben biraz. Ekonomi okudum, onun öncesinde fen okudum. En sonunda daha yaratıcılık alanında bir şey yapmak istediğime karar verdim. Tiyatroda kendimi en mutlu ve iyi hissettiğim yer. O yüzden bir sistemin içinde de en faydalı olacağıma inandığım yer aslında. O yüzden de konservatuara girdim. Peki senin mesleğini icra etme konusundaki heyecanını sıcak tutan şey ne? Yani bu işin albenisi ne Boran sana göre? Benim için aslında bu işin en güzel zaman dilimi bir yönetmenin oyun dediği yerden kestik dediği yere kadar olan süreç. Yani aslında aktif olarak mesleği yaptığımız an. Onun dışında bu işle birlikte gelen şeylerin hepsi baş etmesi biraz zor şeyler. Ama işte ben de bu işi yapma sebeplerimden buydu aslında. Bana okuduğum bir oyun hayatta yeni bir perspektif açtı ve izlediğim bir iki film. Ben de aslında şimdi yaptığım şeyle ya da konuştuğumuz, söylediğimiz şeylerle başka insanların hayatına yeni bir pencere açıyorsak, beni tatmin eden şey bu oldu hep mesleğimde. O yüzden de bütün bununla birlikte gelen zor şeyleri bir noktada görmezden gelip işi yapmaya devam edebiliyorum. Sence mesleğinin en güzel üç yanı ne? Bu. Hiç bulunmadığın coğrafyadaki ya da bilmediğim kültürlerdeki insanlara dokunabilmek bir şekilde çok güzel bir şey. Bir de tabii seni tanımayan ve bilmeyen insanların güzel dileklerini hissediyor olmak çok güzel bir şey. Peki en zor üç yanı? Bunun dışındaki her şey çok zor. göz önünde oluyor olmak bir derecede. Eleştiri adı altında insanlara aynalıyor olmak. Sevgi ve nefret için. Bunların hepsi zor şeyler ama bir noktada insan alışıyor ve devam ediyorsun sevdiğin işi yapmaya. Peki sette ya da yayında başına gelen, unutmak istediğin bir anın var mı? Var. Paylaşmak ister misin? Bir talk show'a katılmıştım. Eyvah, ve ne orada çıkacak çok merak ettim. Bir şarkıcının klibi yayınlanıyordu. Ben o klibi program için çekilmiş bir skeç sandım. Çünkü biraz tuhaf bir klipti. Ve canlı yayında tabii meğerse o şarkıcı da o klibi promo etmek için katılmış yayına. Ben gülme krizine girmiştim. Neyse ki onlar çok yayınlanmamış. Bana kesilmemiş ama. Şöyle gidelim. Evet, ne tarafa doğru gidiyoruz diyecektim. Boran, totemlere inanır mısın abi? Totemlere inandığım dönemler oluyor biliyor musun? Bazen insan bir şeye karşı umut bağlamak istediği zaman bir güç veriyor çünkü o totemler sana. Benim de böyle inandığım batıl bir iki şey var aslında. Ne var mesela? Yaptım. Bana çocukken biri anlatmıştı bunu. Ya of, çok saçma bunu anlatmak ama yani. Biz bizeyiz, paylaşabiliriz. Yok ya. Anlatmasam bunu ya. Neyse. Nasıl istersen. Of, yok ya, anlatmayacağım bunu Irmak. Tamam hiç çok sorun. Çok tuhaf çünkü. Tamam. Öz eleştiri yapar mısın? Öz eleştiri yaparım ama yapamadığım noktada etrafımda bana eleştiri yapabilecek yakın arkadaş bulunduruyorum muhakkak. Boran Kuzum'un kırmızı çizgisi nedir? Üslup. Üslup çok önemli bir şey insan ilişkilerinde. Kırmızı çizgin aşıldığında verdiğin en sert tepki? Ben üslubumu bozmamaya çalışırım. Ama yine de bilmiyorum, biraz da kişisine göre değişir sanırım o verdiğin tepki ama üslup gerçekten kırmızı çizgi benim için. Lisede, üniversitede hiç takma adın oldu mu? Yok. Hayatına yön veren üç film? Üç film. Yön veren. Kurduğu dünya ve içinde bulunmak istememden ötürü Paul Thomas Anderson'ın Magnolia'sı. Genç olmasına rağmen bir dünya kurmayı başaran, yazan, gerektiği zaman oynayan ve yapımcılığını da yapan Xavier Dolan'ın Mamisi ve kendi coğrafyamızda bana bu mesleği yapmayı ilk düşündüren film olan Özcan Alper'in Sonbaharı. Peki üç kitap? Çavdar Tarlasında Çocuklar, Puslu Kıtalar Atlası. Aslında şu an aklıma gelen ilk üçüncü kitabı söyleyeceğim. Aslında ilk üçe
belki almam ama tamamen seyahat sevgimden ve başka kültürlere olan ilgimden dolayı Bir Çift Yürek Aborjinlerle ilgili bir kitap. Hmm, ben evet, çok küçükken okumuştum o kitabı ve çok etkilemişti beni başka kültürlere ait olduğu için. Peki senin hayatın filmi anlayacak, seni kim canlandırsın istersin? Yani yaşı benden büyük tabii ama ben Tansu Biçer'i çok seviyorum. Yani olmak istediğim insan o büyüyünce. O yüzden Tansu Biçer diyebilirim. Dünya sinema tarihinden keşke çalışsam dediğin yönetmen. Hangi birini sayayım? Kafeye gidebiliriz bence. Hadi kafeye gidelim. Peki seti paylaşmak istediğin meslektaşın? Konservatuvardan yakın arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Çünkü onlar, biz birbirimizin böyle en ham halini biliyoruz. Hı hı. Ve birbirimizi geliştirdik aslında bu mesleğe. O yüzden şimdi bu geldiğimiz noktada onlarla bir şey yapmayı çok isterim. Abi diyelim ki evinde dev bir parti vereceksin. Sektörden insanlarla dolup taşacak orası. Evimde büyük bir parti vermem. Bir kere baştan söyleyeyim diyorsun. Ben sakin adamım. Evimde sakin sakin küçük arkadaş grubumla olmayı tercih ederim ama hadi aldım diyelim. Soru ne? Diyelim ki evinde dev bir parti var. Gelmesini istemeyeceğin kişi. Kim yasaklarsın gelişini? Yani yakınımdakilerin dışında kimsenin gelmesini istemem evime. Hmm. Peki 3 ev arkadaşı almaya karar verdin sektörden. Kimleri seçersin? Esra Dermancıoğlu. Çok güzel makarna yapıyor ve çok güzel bir dost. Hmm. Stratejik. Güzel. Irmak bunu beğendi, evet. Serkan Keskin. Çok seviyorum. Abim gibi seviyorum. Ve Meriç Aral. Peki sence bu grupta sizi ne birbirinize düşürür? Ben. Sen mi? Neden peki? Sebep çünkü ne olur? Çünkü ben evde yalnız olmayı seviyorum, o yüzden ilk problemi ben çıkarırım muhtemelen. Ha, ilk sen mi olay çıkartırsın, evet. Yani? Peki hala bu arada kafeye geldik, istiyorsanız şuraya doğru sonra çökebiliriz de. Evet, kahve siparişlerini verdik. Gelmeden devam edelim. Telefonumda nokta nokta uygulaması olmasa yaşayamam. Navigasyon. Hmm. Allah Allah, yer yön karışık mı sende biraz? Karışık değil de İstanbul karışık. Peki DM'den en son aldığım mesajda nokta 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 yazıyordu. Dün çok enteresan bir şekilde bir şarkıcı bana mesaj atmış. Sesimin çok güzel olduğunu söylemiş. Böyle bir şey yok. Evet, biraz tuhaf. Sen ne yazdın? Teşekkür ederim yazdım. La verseydin hemen. Ha, bu arada ben bir kayıt yapmışım, onu size yollayayım. Bu fırsatı bekliyormuş değil mi? Peki kedi insanı mısın, köpek mi? İkisini de çok seviyorum ben ama hiç maalesef hayvanım yok. Sabit yaşayamadığım için. Çok teşekkürler, sağ olun. Peki bir evcil hayvan sahiplenmek istesen kedi mi köpek mi olurdu? Keşke böyle hepsinin olabileceği bir durumum olsa evde. Eski kız arkadaşımın evinde hem köpek hem kedi vardı. Hayvanat bahçesi gibiydi ev. Hmm. Evet. Peki Anadolu yakasında oturan biri olarak seni burada tutan 3 şey? Ben Ankaralıyım. O yüzden buranın bu mahalle ortamını çok seviyorum. Mahallende istediğin zaman çıkıp yürüyebiliyorsun. Bunlar bence İstanbul'da çok zor bulunan şeyler. Çünkü her yer kalabalık. Burası da gittikçe kalabalıklaşıyor ama yine de bir istediğin zaman böyle sakin kalabileceğin bir ortamın var. Boran, şu cümleleri benim için tamamla lütfen. Olur da bir gün Avrupa yakasında oturursam anlayın ki nokta nokta nokta. Çok zor durumdayım. Anlayın ki çok zor durumdayım. Dardayım. Artık beynim yanmış İstanbul'da. Peki Kadıköy sokaklarında en sık karşılaştığım ünlü arkadaşım nokta nokta nokta. Yani yakın arkadaşlarımın çoğu burada oturuyor. Sektörden. Şimdi onlar ister mi istemez mi bilmiyorum. Hani bilinmesini, o yüzden söylemeyeyim bunu. Kadıköy sokaklarında gördüğüm en ünlü kişi nokta nokta nokta. Edison. Arkadaşın olmayabildi. Edison. Edison'u gördüm. Burada tiyatroda oynuyor. Hiç sokakta... Edison geç. Hiç sokakta birisini görüp o seni fark etmeden yolunu değiştirdiğin oldu mu? Tabii ki. Hmm. En son ne zaman oldu? En son hatırlamıyorum ama olmuştur yakın zamanda. Peki kalbinin ve mantığının arasında kaldığın oldu mu? Kimin olmadı ki Irmak? Ah be, yapma. Hangisinin önünü kapadın? Kalbinin mi, mantığının mı? Gerçi dosyaya göre değişir bu. Neyse. Tamam. Aynı seçim yeniden önüne gelse yine aynı seçimi mi yaparsın peki? Ya her gün koşullar değişiyor tabii hayatta. Ama evet, değişir ya. Bazen kalbimi seçtim, bazen mantığımı seçtim. Duruma göre değişir. Hayatın boyunca sadece tek çeşit yemek yiyeceksin. Makarna. Bu arada biz çünkü böyle... bir sürü şekilde yiyebilirsin makarnayı aslında. Bu arada biz böyleyiz. Sonrasında da konuşmuştuk. O da muazzam bir işti. Hümeyra ile çalışma deneyimine 3 kelimeyi sığdırabilir misin?
Hümeyra'ya ben çok hayrandım onu tanımadan önce. Genelde hayran olduğum insanla tanışmak istemiyorum ben. İçgüdüsel bir şey bu. Hani bir karar üzerine değil. Hani o kişinin zihnimdeki yerini değiştirmek adına da değil. Bilmiyorum, öyle kalsın istiyorum sanırım içgüdüsel olarak. Ama... Evet. Bir gürültü problemimiz var. Hümeyra tanıdığın zaman hayranlığını 10 katı arttıran bir insan. Evinde en sevdiğin eşyan? Hoparlör. Peki evinde bulunan ama bugüne kadar kimsenin görmediği bir şey var mı? Yok. Abi sporla aran nasıl? Sporla aram iyi. Yani çok aktif olarak yapamıyorum yoğun çalışmaktan dolayı ama spor, aktif olarak spor yaptığım zaman biz çünkü çok uyuyamıyoruz iş koşullarından dolayı. Az uykuyla daha zinde kalkabiliyorum. O yüzden yapabildiğim kadar yapıyorum tabii. Yani normal düzende spor hayatının ne kadarını kaplıyor? Dönemsel olarak... Ya şu kapadı yolu orada bir şey. Normal bir düzende haftada kaç gün spor yapmaya çalışıyorsun diye sorayım o zaman. Bir 3-4 gün yapıyorum en azından. Hmm. Peki akşam sporu mu, sabah sporu mu? Sabah. Kardiyo mu, vücut ağırlığı mı? İkisi birden. Şınav mı, mekik mi? Yani beni yormayan her şey sporda. Sporu sevdiğine emin misin? Beni yormadığı sürece seviyorum. Abi peki izleyici olarak sporla aran nasıl, var mı ilgin? Ya maalesef çok yok abi. Yani lig maçlarını izliyorum ama böyle sıkı bir spor izleyicisi değilim. Hmm. Tuttuğun bir takım var mı? Beşiktaş. Hmm. En son ne zaman bir maça gittin? Kim bilir ne zaman gittim. Yoksa birlikte gittiğimiz mi? 2 sene önce gittim. Aynen, birlikte gittik. Doğru. Biz aslında sevgili seyirciler bu programı Londra Havaalanı'nda, Heathrow Havaalanı'nda çekmiştik. Ama evet, bir takım problemler olduğu için sesle şimdi tekrar çekiyoruz. Biz orada Arsenal-Chelsea maçına gitmiştik Irmak'la. Evet, o da deneyim gibi deneyimdi valla. Futbol dışında bir spor müsabakasına gittiğin oldu mu hiç? Tabii basketbol maçı izlemeyi ben daha çok severim hatta. Hmm. Basketbol maçına en son ne zaman gittin? Hangi maça gitmiştin? Efes'in bir maçına gitmiştim. Efes seviyorsun bildiğim kadarıyla. Evet, evet, ama ne zaman gittiğimi hatırlamıyorum. 2 sene oldu yine. Hiç profesyonel sporculuk geçmişin oldu mu? Profesyonelimsi. Lisansımsı mı vardı elinde? Gibimsi, bir basketimsi bir şeyler olmuştu eskiden. Pozisyonun neydi, hatırlıyor musun? Bir pozisyon elde edemeden ayrılmıştım. Nasıl bitti diyecektim, pozisyon elde edemedin içime. Peki bugün profesyonel bir spor yapıyor olsaydın bu ne olurdu? Tenis, sakin, kendi alanındasın. Evet, vurdusu kırdısı yok. Aynen öyle. Diyelim ki ülkemizi olimpiyatlarda temsil edeceksin. Hangi branşta temsil etmek isterdin? Haşa, öncelikle. Ama keşke şu sporu yapsaydım, çok iyi yapsaydım diyeceğim. Tenis yine herhalde. Tenis çok seviyorum. Ama kendime kadar oynuyorum. Ünlü olma, tanınıyor olma sürecinde kendi içinde keşfettiğin yeni şeyler oldu mu? İnsan doğası sanırım. Bir şeyler ne kadar göz önünde olursa kendi sosyal çevrenle, mahrem dünyanı daha sağlam tutmak istiyorsun. O yüzden de arkadaşlık ve aile ilişkilerim daha sağlamlaştı bu durumdan sonra. Abi bu arada sonlara doğru geldik bayağı. Gelecekte hayalini kurduğun 3 şey. Mesleğimi aynı sevgiyle yaparak devam etmek istiyorum hayatıma. Bol bol seyahat etmek istiyorum. Artık şu sınırlar açılsın ve şu sağlık problemi bir son bulsun. Bu 3 tane olmadı ama bence gayet aklıma gelen 2 tane edici cevaplar oldu. Evet abi, programın sonuna geldik. Bu keyifli sohbet ve yürüyüş için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ne zaman, nerede izliyoruz? 27 Ekim Blue TV. Saygı. Saygıyı bekliyoruz. Pekala. O zaman sevgi, saygı bizden. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.